This is your second time in Başbakan olarak Istanbul, ikinci kez Türkiye'ye geldiniz. Bu ziyareti nasıl değerlendiriyorsunuz? How do you assess the trip? It's always a great pleasure. Türkiye'ye gelmek her zaman büyük bir ayrıcalık ve onurdur. Çünkü Pakistan halkının kalbinde Türkiye'nin her zaman ayrı bir yeri var. Türkiye-Pakistan ilişkilerinin geliştirilmesi ve bu dostluğun daha da ilerlemesi için çok gayret ettim. Bu sefer de bunu en içten dileklerimle yapıyorum. Burada Türk iş adamlarıyla bir araya geldik. Onların Pakistan'a yatırım yapmasını istiyoruz. Karşılıklı yatırımların artmasını talep ediyoruz. Pakistan'ın en çok enerji sektöründe yatırma ihtiyacı var. Gaz ve elektrik başta olmak üzere çok ciddi bir enerji sıkıntısı içerisindeyiz. Bu konuda da Türk iş adamlarını ülkemize yatırım yapması için davet ettik. Üçlü görüşmelerde Afganistan'da istikrarın sağlanması gerektiği sonucuna vardınız. Her şeye rağmen Taliban'la müzakereler konusunda da ısrarcı olduğunuzu biliyoruz. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Afganistan'da istikrara ulaşmak için neler yapacaksınız? Görüşmeler sırasında Afganistan ile çok yapıcı görüşmeler yaptık. Zaten biz de Afganistan'da istikrar sağlanması için görüşülen taraflardan biriyiz. Çok yapıcı bir görüşme olduğunu söyleyebiliriz. Dün bütün gün bu görüşmelerdeydik. Masadaki tüm ülkeler Afganistan'ın istikrara ulaşması konusunda hemfikir. Afganistan'daki seçimlerin de barışçıl geçmesini istiyoruz. Barış görüşmelerinin de bu çerçevede olumlu sonuç vereceğine inanıyoruz. Bu konuda hemfikiriz ve bu bizim için en önemli olan nokta. Afganistan barışı gerçekten çok önemli. Ülkenin zorluklardan çıkması için biz de elimizden geleni yapacağız. Afganistan'da istikrar demek, tüm bölgede istikrar demek, Pakistan'da istikrar demek. Amerika Birleşik Devletleri insansız hava araçlarıyla yapılan saldırılarını durdurduğunu gayri resmi olarak da olsa açıkladı. Bu çerçevede bu kararı ve Amerika Birleşik Devletleri ile olan ilişkilerinizi nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu saldırılara karşı her zaman çok sert bir tutum izledik. Çünkü bunun insan hakları ihlali olduğuna, Pakistan'ın egemenliğini ihlal ettiğine inanıyoruz. Bu durum aynı zamanda bizim onurumuzu da zedeliyor. Bu nedenle insansız hava araçlarıyla yapılan saldırılara karşı duruşumuzu bildirdik. Halen de bu saldırılara karşıyız. Bunun kabul edilemez olduğunu Amerikan hükümetine ilettik.